Öncesinde bir basını bilgilendirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu toplantımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Biz 5 Eylül 2022 tarihinde Siirt Valiliğine başvurarak 25 Eylül Pazar günü Siirt'te bir açık hava mitingi düzenlemek istediğimizi, Sayın Genel Başkanımızın teşrifleriyle bu mitingi düzenleyeceğimizi bildirerek yer tahsisi noktasında izin talebinde bulunmuştuk. Geçen hafta itibariyle Siirt Valiliği bu talebimizi kabul etti. 5 Eylül'den bu yana yoğun bir çalışmayla, il ilçe teşkilatlarının yoğun çalışmalarıyla bu miting için hazırlıklarımızı bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Yarın mitingimizi icra edeceğiz. Biz bu vesileyle sosyal medyada, yazılı basında, görsel medyada bütün hemşehrilerimizi davet etmiştik. Sokakta adım adım, esnaf esnaf gezerek davet etmiştik. Bir kez daha bugün de sizlerin aracılığıyla yeniden Siirtli hemşehrilerimizi daha özgür, daha adil, daha mutlu bir Türkiye'de yaşamak adına yarınki Siirt mitingimize davet etmek istiyoruz. Bugünkü basın toplantımıza kurumsal iletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sanem Oktar, Halkla İlişkiler Başkanımız Sayın Mehmet Emin Ekmen de eşlik ediyor. Bizim bu organizasyonun gerçekleşmesi adına hazırlıklarımız tamam. Yarın inşallah Siirtli hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla devasa bir miting planlıyoruz. Benim söyleyeceklerim mitingle ilgili bunlar. Mitingin işleyişi ve devamıyla ilgili sorularımız varsa onları cevaplamak isteriz. Ama öncelikle Genel Başkan Yardımcılarımız sizlere hitap edecekler. Benim açıklamalarım bundan ibaret. Deva Parti'miz olarak 4. büyük mitingimizi Siirt'te icra ediyoruz. Biliyorsunuz partimiz kurulalı 30 ay oldu. Şu anda 81 il 725 ilçede 200 bin üyeye ulaşan resmi üyesi ve yine yüz binlerce resmen üye olamayan ama gönüllü olarak partimize hizmet veren seveniyle, gönüllüsüyle partimiz damlaların sele dönüştüğü bir parti olarak Türk siyasetinde çok ciddi bir alt üst oluşun eşiğinde olduğumuz şu günlerde iktidara talip bir kadro, bir anlayış ile milletimizin huzurunda. Tabii ilk seçimimizi yapmadığımız için Deva Partisi'nin gücünü gösteren teşkilatlanması, ortaya koyduğu eylem planları, biliyorsunuz 12 eylem planımız yayınlandı. Bir de mitingleri var. Bu mitinglerin İlkini Gaziantep'te, ikincisini Gebze'de, üçüncüsünü Yozgat'ta, dördüncüsünü de yarın Siirt'te icra edeceğiz. Takip eden bir hafta sonra Trabzon, 15 Ekim'de de Erzurum mitingimiz var. Kasım ayında da bir İzmir mitingi için karar arafesindeyiz. Deva Partisi'nin bazı illerde, örneğin Yozgat'ta, bugün Siirt'te miting yapma kararının alması dahi medyada bir cesaret esamesi olarak değerlendirildi. Ama Yozgat mitinginde nasıl ki meydan içi ve dışı ile doldu, yarın Siirt mitinginde de biz nüfusa oranla en büyük Deva Partisi mitingini yapacağımızda olan inancımız tam. Siirt'in bütün ilçeleri ve köyleri yarınki mitinge hazırlığın heyecanı içerisinde. Bugünden minibüsler, nevaleler hazırlanıyor. Merkeze gelinecek. Bu büyük coşkuya, bu büyük heyecana katılacak ve dönülecek. Siirt'i tercih etmemizin bizim açımızdan birkaç sembolik anlamı var. Birincisi ve en önemlisi bizim için teşkilatımızın burada ilçe başkanları, il başkanı ile ve yönetimleriyle birlikte ortaya koyduğu 30 aylık pratik. Sizin de yakından izlediğiniz gibi oldukça başarılı bir teşkilat pratiğimiz var. İkincisi Güneydoğu'da bir miting yapmak istemiştik. Gaziantep'ten biraz daha geride. Ve son olarak da Siirt'in Türk siyasi tarihinde özel bir yeri var. Ama bu özel yerinin karşılığı olan vefayı, hizmeti de hak ettiğini de alamamış bir ilimiz Siirt'imiz. İşte biz Batman'dan buraya arabayla geldik, karayoluyla. Yarın gelen başkanımız Diyarbakır'dan gelecek. Ama şöyle Siirt'in etrafında bir çember çizsek, 200 kilometrelik bir çember. Bu 200 kilometre içerisindeki yol standardı Türkiye'nin en kötü yol standardı olabilir. Türkiye'nin kadim sorunlarına eylem planlarımız var. Bu eylem planlarımızda eğitim, sağlık, KHK'lılar,
üniversite gibi farklı konuları içeriyor ve şu ana kadar da 12 tane eylem planını hazırladık. Önümüzdeki dönemde de 22 tane, yani 10 tane daha eylem planımız olacak. Burada birkaç şey söylemek istiyorum. Neden Siirt'teyiz? Şu çok önemli. Biz Türkiye'nin her yerinde, her kapıyı, her ilde çalabilen bir partiyiz. Bunun çok değerli olduğuna inanıyoruz. Çünkü hem Gemze'de, hem Gaziantep'te, hem Trabzon'da, hem Yozgat'ta olabilen ve miting yapabilen bir parti olmak, bu şu anlama geliyor, Deva Partisi'nin mayası artık Türkiye'de tutmuş demektir. Herhangi bir milliyetçilik damara dayanmadan, herhangi bir görüşe dayanmadan, Türkiye'nin her bir yerini kapsayabilecek bir parti olmuştur Deva Partisi. Bu teveccühü de görmüştür. Hele hele Siirt'te işte tam da bir Deva Partisi örneğidir. Çünkü burada üç dil konuşulmaktadır. Ve bu kadim topraklarda bu halk beraber barış içinde yaşamaktadır. İşte o yüzden biz Siirt'i tam da bir Deva Partisi örneği gibi görüyoruz. Birlikte, beraberce, barış içinde bu sorunlara çözüm bulmak için hem de hukuk bazlı bir şekilde fırsat eşitliğine uygun bir şekilde yönetileceğine de inanıyoruz. Bugün burada olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Siz de biliyorsunuz yarın hemen şurada meydanda birlikte olacağız. Saat Kulesi'nin altındayız. Ben burada tüm Siirt halkına bir çağrıyı tekrar yenilemek istiyorum. Yarın saat 4'te hepinizi bekliyoruz. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın da katılımıyla beraber hep beraber Türkiye'ye buradan mesaj verelim. Siirt'i tüm Türkiye'ye yeniden sesini duyuralım diyorum. Teşekkürler.